Hakim Hanım, misafiriniz var. Ah, Sezai. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İstanbul'dasın, iyiyim. Evet. Sen? Hoş geldin. Bir tabak daha koy. Yok yok, kızım ben... Ya tamam, bir şeyler yeriz. Gerçekten. Olsun, bir şeyler yeriz. Tamam, bir bardak çay içeyim. Sabah sabah rahatsız ettim, kusura bakma. Yok, hayır hayır, çok sevindim seni gördüğüme. Ben de. Güzide, ben aslında sana bir sürpriz. Evet. Oktay Rıfat'ın en sevdiğim kitabı. Evet. Ay, ay. Ay çok duygulandım. Sıtkı abiye uğramıştım ben geçen hafta. Bizim sahaf Sıtkı abi. Baktım orada duruyor köşede. Sonra senin bir Oktay Rıfat'ın vardı, hatırlıyor musun? Üniversitede biri aldı. Evet. Getirmedi de acayip üzülmüştü. Nurşen, Nurşen. Ah o mal karalı Nurşen. O geldi aklıma. Güzide'ye götüreyim, sevinir. Çok teşekkür ederim. Bak, kitabın sahibi burayı işaretlemiş. Mutluluk biçmendir. Bastığın yerde biter. Ben de şuraya işaretlemiştim. Yalnızlık gittiği yoldan gelir. Evet. Benim de çok kafama takılır. Böyle birine veririm kitabı, geri getirmez ya. Mesela Mustafa'ya vermişim Üvercin Kayı, bizim Karabüklü olan. Hala aklımda şu Üvercin Kayı gelse bana geri. Enteresan. Evet, kıymetliydi kitaplar o zamanlar. Şey, otur istersen burada biraz. Ben meşgul etmeyeyim gerçekten Güzide. Ya aşk olsun, olur mu öyle şey? Ne? O zaman içeride oturalım. Olur, tamam. Tamam. Gel. Oylumla ne yaptın? Sezai, affedersin ama bu konuyu konuşmak istemiyorum. Yapma Güzide. Çok üzgün çocuk. Ben de üzgünüm. Tabii ki üzgünsün. Üzgün değilsin demiyorum ama... Yani... Anne babalık böyle bir şey değil mi Allah aşkına? Çocuklarımız bizi üzerler. Biz çocuklara üzülürüz. Arada sırada bizi sevindirirler. Mutluluktan uçarız. Böyle işte. Anne babalık bu. Evet ama evlat olmanın da bazı vicdani sorumlulukları var. Ben gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten. Yani bir evlat annesi için nasıl böyle konuşur? Güzide, bir tek sarsılan sen değilsin, biliyor musun? Yani kabul et, çocuk motor kazasından sonra başından o kadar çok şey geçti ki. Bir de sanki babasıyla senin aranda kalmış gibi. Öyle bir şey hissediyorum ben. Sezai, oğlum küçük değil. Birincisi bu. İkincisi, ben hiçbir zaman benim tarafımda ol demedim. Babasının tarafında olabilirdi. Ya niye birinizi seçmek zorunda kalsın? Böyle bir zorunluluğu mu var Allah aşkına? Hayatında hem annesi hem babası olamaz mı? Bir de ben konuştum. Söyledim, dedim kızım annen öyle bir şey yapmadı. Birini kolundan tutup atmadı. Aksine o hanım anneni odaya almadı. Anlattım. Çok üzüldü tabii. Ben anneme bunu nasıl yaptım diye kahroldu, emin ol. Affet. Affet oğlum. Annesin sen. Ben müsaade isteyeyim. Tamam. Kalkayım ben. Kızım eline koluna sağlık. Her şey çok güzeldi. Afiyet olsun ama kekin tadına bakmadınız. O alacağım olsun. Duruşmaya yetişeceğim ben. Onun için kalkıyorum. Duruşmadan sonra gel. Akşam yemeği yeriz. Avanos'a gideceğim Güzide. Uçağa ucu ucuna yetişiyorum.
Tamam, bir daha geldiğinde daha uzun otururuz o zaman. Tamam, bakarız. Şey için de çok teşekkür ederim, kitap için. Ne demek ya? Küçücük bir şey. Hissettirdiği ve kıymeti çok büyük.